Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hücrenin organellerinden devam ediyoruz. Organellerle ilgili birkaç tane videomuz olacak. İlk videomuzu çekmiştik, bu da ikinci videomuz. Şimdi bu videoda hangi organelleri anlatacağım size? Golgi aygıtıyla lizozomu anlatacağım arkadaşlar. Eğer vaktimiz çok uzun sürmezse, video çok uzun sürmezse o zaman peroksizomdan da bahsederiz. Şimdi nedir Golgi? Arkadaşlar Golgi hücre içerisinde salgılama ve paket yapan bir organeldir. Yani aslında şöyle düşünün, kargo gibi düşünün. Hani mesela kargolarımızı götürüyoruz ya, işte ne yapıyor? Paketliyor, güzelce ne gönderiyor. İşte Golgi'nin de görevi budur arkadaşlar. Salgılama ve paketleme yapar. Peki nerede bulunur, nerede bulunmaz? Arkadaşlar Golgi olgun al yuvarlarda ve sperm hücresinde bulunmaz. Salgı yaptığı için olgun al yuvarların zaten çekirdeği ve birçok organeli yok olmuştur. Bunun sebebi de içerisinde daha fazla hemoglobin bulundurup daha fazla oksijen ve karbondioksit taşımaktır. Bu yüzden mitokondrinin arkadaşlar birçok organeli yoktur. Sperm hücrelerinde de aynı şekilde yine Golgi aygıtı bulunmaz. Peki Golgi aygıtının yapısına baktığımız zaman nasıl bir yapıya sahiptir? Arkadaşlar hücrenin içerisinde çekirdeğe bir de endoplazm retikuluma yakın olarak bulunuyor. Bu kısma biz sis kısmı diyoruz. Madde atılan, madde gönderilen kısmına ise trans kısmı diyoruz arkadaşlar. Cis kısmı, trans kısmı. Bu şekilde isimlendiriyoruz. Şimdiye kadar söylediklerimi şöyle yazayım. Daha sonra devam edelim. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Hücrede salgı paket yapar diyelim. Hücrede salgı ve paket yapar. Paket yapar. Daha sonra bir diğer özelliğimiz neydi? Olgun al yuvar. Olgun al yuvar ve sperm hücresinde bulunmaz. Sperm hücresinde bulunmaz. Bir diğer özelliğine gelelim. Çekirdeğe ve endoplazmik retikuluna yakın olan kısmına cis kısmı veya sis kısmı, madde atılan kısmına da arkadaşlar trans kısmı diyoruz. O zaman yazalım. Çekirdeğe ve ERY'ye, yani endoplazmik retikuluna yakın olan kısmına sis kısmı, bakın sis, salgı yapılan veya madde atılan diyelim, salgı yapılan ya da madde atılan kısma trans kısmı denir. Trans denir. Arkadaşlar peki Golgi neyden oluşuyor? Golgi tabii ki endoplazmik retikulumdan oluşuyor. Şimdi endoplazmik retikulum iç zar sisteminin bir parçasıydı değil mi? Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanıyordu. Madde taşımasını yapıyordu. Golgi aygıtı da endoplazmik retikulumdan oluşuyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi görevi salgı üretip paket yapmaktır. O zaman yazalım kimden oluştuğunu da. Endoplazmik retikulumdan, yani ERY'den oluşur. Diğer özelliğine gelelim. Şimdi salgı üretip paket yapar dedik ya arkadaşlar. Salgı yapar derken salgı yapan hücrelerimizde bol miktarda bulunur. Mesela mukus salgısı yapan goblet hücreleri vardır. Bu goblet hücrelerinde bol miktarda bulunur. Daha sonra ter bezlerinde, işte süt üreten meme bezlerinde arkadaşlar bol miktarda, süt bezlerinde bol miktarda bulunuyor. Ayrıca tükürük bezlerinde yine bol miktarda bulunuyor. Şimdi hayvanlarda bu şekilde. Peki bitkilerde var mı? Var tabii ki. Bitkilerde de arkadaşlar reçine üretiyor, bal özü üretiyor, eterik yağ dediğimiz, hani şu portakal kabuğunu veya mandalina kabuğunu böyle sıktığımızda hani bir şey çıkar. Nasıl diyeyim? Hatta çok acıtır gözü falan. Eskiden işte çocukken ve arkadaşlara falan yapardık. İşte doğasında nedir? Eterik yağdır arkadaşlar. Eterik yağ üretiyor, salgı yapıyor. Peki mantarlarda ve böceklerde ne yapıyor? Böcekçil bitkilerde, mantar ve böcekçil bitkilerde de sindirim enzimi üretiyor arkadaşlar. Oldukça önemli görevleri vardır. O zaman bunları da yazalım isterseniz. Şöyle diyelim. Hayvanlarda mukus, bakın mukus, ter, daha sonra süt, tükürük üretiyor. Bitkilerde
Bitkilerde ne dedik? Reçine, bal özü, eterik yağ, mantarlarda ve böcekçil bitkilerde tabii ki onu da katalım. Böcekçil bitkilerde. Burada ne üretiyor arkadaşlar? Bunlarda da ne dedik? Unuttum. Ha, sindirim enzimi üretir. Evet, bu şekilde özellikleri var. Arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyeyim. Yine hücre zarına katılan lipoprotein, glikoprotein işte veya hayvanların cep duvarlarında bulunan, hücre duvarında bulunan selüloz salgısını da üretir. Yani salgıyla ilgili olan her şey Golgi aygıtında. O zaman şunu da yazalım. Hücre zarının yapısında bulunan lipoprotein ve hücre duvarında bulunan selüloz salgısını Yani salgı ile ilgili aslında aklımıza ne geliyorsa hepsi Golgi'de üretiliyor arkadaşlar. Peki başka ne yapıyor? Hani salgı paket dedik ya, bunlar salgı görevi. Paket görevinde ne var? Arkadaşlar paket görevinde de şu var. Şimdi lizozomla besin kofulunu birleştiriyor ve sindirim kofulunu oluşturuyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Enzimleri paket haline getiriyor ve lizozomu oluşturmuş oluyor. Daha sonra besinin etrafına bir zar sentezliyor. Neyi oluşturmuş oluyor? Besin kofulunu oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Veya işte atıkları, hücre içerisinde atıkları paketliyor ve ne yapıyor? Yine boşaltım kofulunu oluşturmuş oluyor. O zaman şöyle yazalım. Şu tarafa geçeyim hatta. Paketleme olarak lizozom ve kofulu oluşturur. Yazalım hatta detayını da. Enzimlerin etrafına zar sentezleyerek lizozomu, mesela örnek veriyorum, atıkları paketleyerek boşaltım kofulunu oluşturur. Evet, özelliklerimiz bunlar. Arkadaşlar, dediğim gibi Golgi aygıtı enzim üreten veya işte salgı yapan, bol miktarda salgı yapan hücrelerde daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Başka özelliğini de söyleyeyim. Mesela hücre zarının bakım ve onarımını yapar. Bakın, görevlerinden biri de budur. Hücre zarının bakım ve onarımını yapar. Bakım ve onarımını yapar dedik. Daha sonra bir başka görev arkadaşlar. Yine bitkilerde hücre bölünmesi sırasında ara lamel oluşumunu sağlar. Bakın, bitkilerde hücre bölünmesi sırasında ara lamel üretir. Ara lamelin yapısında ne var? Selüloz var. Selülozu dolayısıyla ürettiği için ara lamel oluşumunu da Golgi yapar arkadaşlar. Evet, bu şekilde Golgi'nin görevleri. Kısaca söyleyecek olursak, bakın ne üretiyor? Kofol üretiyor, lizozom üretiyor arkadaşlar. Selüloz çeperi oluşturuyor. Daha sonra mukus salgılıyor hayvanlarda, ter, süt, tükürük yine salgılıyor. Bitkilerde reçine, bal özü, eterik yağ salgılıyor. Mantarlarda ve böcekçi bitkilerde sindirim enzimi üretiyor. Bunun gibi birçok özelliği, birçok görevi var. Yani salgı dediğimiz zaman aklımıza kim gelecek? Tabii ki Golgi aygıtı gelecek. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Kısaca peroksizomdan bahsetmek istiyorum. Sonra da lizozomdan bahsederiz. Şuraya D diyorum. Peroksizom.
Peroksisomla ilgili fazla söyleyeceğimiz bir şey yok aslında. Sadece belirli bilmeniz gereken birkaç şey var. Arkadaşlar, peroksisom şudur. Bakın. Yapısı lizozoma benziyor. Özellikle işte hani biz hep lizozomu diyoruz ya, sindirim enzimi içeriyor falan filan diye. Peroksisomda da arkadaşlar enzim bulunur. Yani lizozom dışında enzim içeren bir organeldir diyebiliriz peroksisom için. Peroksisom hayvan hücrelerinde, kalp, karaciğer, kas ve böbreklerde bulunuyor arkadaşlar. Peki görevi nedir? Görevi şu, bakın. İçerisinde bulunan katalaz enzimi sayesinde hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürüyor. Ayrıca peroksisom bu olayın tam tersini de yapıyor arkadaşlar. Yani hidrojen peroksit de üretiyor. Bakın her ikisini de yapıyor. Hem zehirli olan hidrojen peroksiti üretiyor, hem de yine zehirli olan hidrojen peroksiti parçalıyor. Yani hem üretme hem de parçalama görevine sahip. Tabii kim sayesinde? Katalaz enzimi sayesinde. O zaman yazalım. Şöyle diyelim, bakın. Hayvan hücrelerinde nerede bulunuyor? Kalp. Bakın kalp, karaciğer, kas ve böbreklerde bulunur. Görevi neydi arkadaşlar? Görevi H2O2'yi su ve oksijene çevirmek. Ayrıca tam tersini de yapıyor, söylemiştim. Onu da yazacağım şimdi. Arkadaşlar nasıl yapıyor bunu? Bakın. Şimdi substratlar var biliyorsunuz. Substratlardan hidrojenler uzaklaştıkça serbest kalıyor bu hidrojenler. Hücrenin içerisinde eğer ki hidrojen serbest kalırsa ne olur? Asitlik artar. Bu da hücreye zarar verir. İşte bu sırada peroksisom devreye giriyor. Peroksisom bu substratlardan uzaklaşan hidrojenleri oksijene bağlıyor ve yan ürün olarak hidrojen peroksit üretiyor. Bu hidrojen peroksit bir süre birikiyor. Daha sonra zehir etkisi giderek arttığı zaman hemen yine katalaz enzimiyle hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalayarak zehir etkisini gidermiş oluyor. Biz hep bakın TYT'de anlatırken diyoruz ki hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar. Ama bizim şunu da bilmemiz lazım. Oluşturan da peroksisomdur. Bunu unutmayalım. O zaman yazalım. Çeşitli substratlardan ayırdıkları hidrojenleri oksijenle bağlayarak hidrojen peroksiti üretir. Burada görevli olan enzim hangisidir arkadaşlar? Burada görevli olan enzim, unutmayın, katalaz enzimi yazacağım zaten şimdi. Peki karaciğerimizde bulunan peroksisomlar ne yapıyor? Arkadaşlar özellikle karaciğer için önemlidir peroksisom. Çünkü karaciğere gelen işte alkoldür, ilaçtır, bu gibi zehirli maddelerdeki hidrojenleri uzaklaştırarak H2O2 üretir. Daha sonra bu H2O2'yi de su ve oksijene kadar parçalar. O zaman yazalım. Böylece detoksifikasyon sağlamış oluyor. Yani zehirli etkisini gidermiş oluyor diyebiliriz. Yazalım o zaman. Karaciğerdeki ya da karaciğere gelen alkol, ilaç gibi zehirli maddelerin hidrojenlerini uzaklaştırarak detoksifikasyonu sağlar. Detoksifikasyonu sağlar dedik arkadaşlar. Evet, hangi enzim görevliydi? Katalaz enzimi görevlidir. Bunu da yazalım, unutmayalım. Katalaz enzimi görevlidir.
Kataz enzimi çift yönlü çalışan bir enzimdir. Hatırlayın, enzimlerde bahsetmiştik. Dedik ki bazı enzimler çift yönlü çalışır dedik arkadaşlar. Bu enzimlerden bir tanesi de nedir? Kataz enzimi. Kataz enzimi hem hidrojen peroksiti su ve oksijeni çeviriyor, hem de su ve oksijeni birleştirerek neyi oluşturuyor? Hidrojen peroksiti oluşturuyor. Yani tersini çalışan bir enzimdir. Evet, peroksizom da bu şekilde. Şimdi geleyim bir tane daha organelden bahsedeyim bu videoda. Glioksizom dediğimiz bir organel arkadaşlar. Çok fazla bilinmeyen bir organeldir glioksizom. Şöyle E diyorum. Glioksizom. Ne işe yarar peki glioksizom? Şöyle netleştirelim. Arkadaşlar glioksizom şunu yapıyor. Yağlardan glikoz sentezini gerçekleştiriyor. Biz buna glioksalat döngüsü diyoruz. Bu döngü sayesinde yağlardan glikoz üretir. Unutmayalım. O zaman yazalım. Yağların glikoza dönüşmesini sağlar. Dönüşmesini sağlar. Biz bu döngüye ne diyoruz? Glioksalat döngüsü. Zaten ismini de fark ettiyseniz buradan alıyor. Glioksizom diye. Glioksalat döngüsü. Peki nerede bulunuyor arkadaşlar? Özellikle bitki tohumlarının yağ depolayanlarında arkadaşlar bol miktarda bulunur. Bu yağları işte bitki hani filizleniyor, çimleniyor ya. Bitki çimlenirken biliyorsunuz fotosentez yapmıyor. Fotosentez yapmadığı için şekeri nereden karşılayacak? Bu yağlardan karşılayacak. Yağ depolayan o tohumlarda glioksizom sayesinde yağlar şekere dönüşüyor. Ve bu şeker de arkadaşlar fermentasyon sırasında ATP olarak dönüştürülüp kullanılıyor. Böylece bitkinin filizlenmesi, çimlenmesi gerçekleşmiş oluyor. O zaman yazalım. Yağ depolayan tohumlarda bitki çimlenirken ya da tohum çimlenirken yağı şekere dönüştürerek enerji için kullanılmasını sağlar. Evet arkadaşlar, bu da içerisinde bulunan enzimlerden de bahsedeyim. İçerisinde oksidaz ve yine kataz enzimi bulunur. Oksidaz dediğimiz oksitleme yapıyor ve kataz enzimi bulunur. Peki bizlerde var mı? Şimdi bitkilerden bahsettik. İnsanlarda veya hayvanlarda var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Böbreklerde uzun süreli açlıkta arkadaşlar yine yağların şekere dönüşmesini sağlıyor. O zaman yazalım şöyle. Böbreklerde uzun süreli açlıkta yağların şekere dönüşmesini sağlar. Evet, glioksizomun görevi bu şekilde, özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan sonra geçeceğim lizozom organeline. Bakın şöyle F diyeceğim, lizozom. Bu arada çok değişik yazdım ama şöyle yazalım. Lizozom. Neyse böyle olsun. Arkadaşlar lizozomu bu videoda bahsetmeyeyim. Bir sonraki videoda anlatayım. Lizozom diye başlığımızı attık. Hemen sonraki videomuza geçelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.